Yazıp yazıp silmelerim çok yine. Derdime derman kelimeler yok niye. Yıllar geçmiş artık zor bir de seni. Arkadaşlar herkese selam. Bugün yorumlarda çok istediğiniz Tuğkan'dan Seni Çok Özlüyorum şarkısının kolay versiyonunu göstereceğim. Umarım beğenirsiniz, umarım size bir faydası olur. Hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar şarkının akorlarına gelirsek, akorlar yine her zamanki gibi çok basit. İlk akorumuz AM akoru. Şöyle gayet net bir şekilde gözüküyordur umarım. Zaten ben ekranı yansıtacağım yine her zamanki gibi. İkinci akorumuz F akoru. F'ye yine bares basıyoruz. İsteyenler yine bareli basabilirler bu şekilde. Ama ben yine baresi göstereceğim. Şöyle açık gözüküyor zaten. Üçüncü akorumuz G akoru. Şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar diğer akorlara gelirsek şimdi bare basanlar ya da basamayanlar olarak iki tane akoru göstereceğim. Bu iki akoru zaten bir tek bir kısımda kullanıyoruz. O da şey kısmı. Seni çok özlüyorum kısmı var şarkıda, biliyorsunuz değil mi? Şimdi orada G'yi normalde benim bu size göstereceğim akorlarda G'yi normalde G diyez olarak gösteriyor. Yani G diyez ne demek yani? G akoru bu, biliyorsunuz değil mi? Bunun bir yana kaydırılmış hali G diyezdir. Seni çok özlüyorum kısmı var. Şimdi bare basamadığınız için, siz yani G diyezi basamadığınız için ben başka bir akor göstereceğim. Bare basanlar bu şekilde çalar zaten. Birazdan şarkı çalarken göreceksiniz. Bare basanlar için de bu şekilde yapacağım. Seni çok özlüyorum. O akor da E akoru. Ya bu kısmı hiç yapmayabilirsiniz. Hani ben bu kısmı yapmayı istemiyorum diyebilirsiniz de. Ya burayı yapmadan geçebilirsiniz. Bunu yapmadan da geçebilirsiniz. Ya da bunu yapmadan da geçebilirsiniz. Ama hani illa ben yapacağım diyorsanız size alternatif olarak gösteriyorum. Ya E akoru basabilirsiniz orada. Seni çok özlüyorum. Ya da E'me de basabilirsiniz. Seni çok özlüyorum diye geçiş yapabilirim arkadaşlar. Şarkının ritme geldik. Zaten şarkıyı dinleyen arkadaşlar biliyordur ki şarkı baştan sona kadar ritimle çalınıyor. Ben de o yüzden herhangi bir arpej göstermeyeceğim. Şarkının orijinali olacak. Yani ritim göstereceğim. Şarkıda kullanılan ritmi göstereceğim şimdi size. Daha önce zaten bu ritmi ben diğer videolarda göstermiştim. Buradan göremezseniz üstte kullandığım, bu ritmi kullandığım başka bir videomun kartını koyarım. Oradan da daha çok pekiştirebilirsiniz. Şimdi ritme gelirsek arkadaşlar, ben zaten ekranı aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde yazacağım. Şimdi yavaş bir şekilde çalarsam, ilk önce akorsuz bir çalalım. Aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı 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 yukarı. Yani aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı 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 yukarı. Bunu akorla hızlandırırsak. Şimdi arkadaşlar şarkının çalımına geçeceğiz. Şarkının çalımı gayet basit. Ufak tefek ritim kaymaları olabiliyor ara sıra. Çünkü ben aktif olarak şarkı söylüyorum. Spotify'da falan olsun. YouTube olsun. Şarkı söylüyorum genel olarak. O yüzden elim bu şekilde alıştığı için bu ritimlere. Ya bazen böyle işte aşağı yaparken yukarı yapıyorum. Aniden aşağı yukarı yapıyorum. Bunun gibi şeyleri görmezden gelirseniz sevinirim. Ya, ara sıra olabiliyor. Şimdiden kusura bakmayın. Şimdi şarkının çalımına geçelim. Şöyle çevireyim akorları da görün size arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir şey hatırlatacağım arkadaşlar. Tanıyamıyorum kendime diye başlayacak zaten şarkı şu an. İlk önce aşağı doğru iki kere vuruyorsunuz. Tanıyamıyorum, bakın. Tanıyamıyorum kendimi. Bir şekilde seni özlerken buluyorum. Bakarken öyle bazen uzaklara, uzaklarda çizili anılarım. Dediğimi anladınız değil mi? İlk önce aşağı doğru iki tane vuruş. Tanıyamıyorum kendimi diye devam ediyor. Yine aynı şekilde bir otel odasında kısmında da aynı. Bir otel odasında sert bir sigara, beni ısınmış bira. Öyle boktan işte bazen, keşke olsan diye nakarata giriyoruz. Yani ne yaptık arkadaşlar?
aşağı doğru iki kere bir vuruş. Bir otel odasında sert bir sigara bile ısınmış bira. Öyle boktan işte bazen. Şöyle bir tarama. Bazen keşke. Burada bir şey yapmıyorsunuz zaten şarkıda da dinliyorsanız. Keşke olsan diye nakarata giriyorum. Şimdi arkadaşlar nakarata geldik. Nakaratta hiçbir espri yok. Zaten ritmi yapabiliyorsanız, akorlara basabiliyorsanız şarkıyı baştan sona çok kolay bir şekilde çalabilirsiniz. Bir tek göstereceğim yer, hani şu kısım vardı ya size. Hiç çok özlüyorum. Bir oraya göstereceğim ufaktan. Onun dışında bir şey göstermemize gerek yok. Şimdi nakarata ben bir gireyim. Yazıp yazıp silmelerim çok yine. Derdime derman kelimeler yok niye. Yıllar geçmiş artık zor bir de. Seni çok özlüyorum. Ne yapıyoruz orada arkadaşlar? Seni çok özlüyorum. Seni. Bakın seni çok özlüyorum. Yani burayı hiç yapmanıza bile gerek yok. Hani illa ben yapamıyorum diyorsanız yapmayın yani. Hiç problem değil. Arkadaşlar şarkıda gösterebileceklerim bu kadar. Umarım size bir faydası olmuştur. Dediğim gibi şarkıda arpej yok. Yani basit çalımı var. O yüzden fazla zımbırtıya girmedik. Fazla detaya girmedik. Çünkü zaten detaylık bir şey yok şarkıda. Ya işte ritmi yapacaksınız. Ritmi çalıyorsanız zaten şarkı baştan sona çalarsınız. Çok kolay bir şekilde yaparsınız. Bu şarkıda tek yapacağınız şey ritim. Onun dışında zaten akorlar çok basit. A, M, F, G. Başka bir akor yok yani. Umarım size bir faydam dokunmuştur. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğer bir sorunuz olursa da yorumlarda buluşuruz tekrardan. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.